İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programındayız. Bugün 3 deprem mühendisi konuğumuz var. Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız, Doktor Barış Erkuş ve Doktor Şeref Polat. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, Nuray Hocam, bugünkü programla ilgili ön bilgileri sizin vermenizi rica ediyorum. Özellikle bölgelerdeki binalara ilişkin arkadaşlarımızın şu ana kadar tespit etmiş oldukları bilgileri aktaracağız herhalde ve görsellerle bunu aktaracağız, fotoğraflar ve çizimlerle. Buyurun, detaylı bilgiyi siz verin lütfen. Evet, şimdi tabii... henüz arkadaşlar ve ben zaten gidemeyeceğim herhalde ama arkadaşlar bugün öğleden sonra yola çıkıyorlar. Bölgeye gittikten sonra bölgedeki arkadaşlardan bazı arkadaşlardan bilgi alıyoruz ama tam yeterli olmuyor. Onlar da henüz dönmediler. Arkadaşlar gidip döndükten sonra tabii çok detaylı daha güvenilir diyeyim. Yorumlar yapabileceğiz ama bugünkü programda iki kısımda düşünebiliriz. Başlangıçta deprem kayıtları ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyoruz. Şimdi efendim bu deprem gerçekten çok büyük bir deprem. Yani Türkiye'de belki gördüğümüz en büyük deprem. 1939 Erzincan depremi ile karşılaştırılıyor ama Erzincan depremindeki bilgilerimiz tabii sınırlı. Yani o zaman aletsel kayıtlar çok sınırlı olduğu için biraz tahmine ve indirekt olarak büyüklük hesaplarına dayalı. Oysa bu depremde çok fazla sayıda kayıt var. Depremin büyüklüğü ve gerekse yarattığı yer ivmeleri bakımından oldukça detaylı bilgiye sahibiz. Şimdi genel olarak kamuoyunda biraz iktidarın da desteklediği şöyle bir görüş var. Efendim bu deprem o kadar büyük ki hiçbir şey yapılamazdı. Yani bu kadar çok binanın yıkılması da normal bir şey gibi. Hatta bunu bazı bilim adamları da televizyonlarda ifade ediyorlar. Ve tabii buradaki en büyük, yani bilimsel olarak en büyük kanıt da bizim spektrum eğrileri dediğimiz eğrileri, yani kaydedilen depremlere karşı gelen spektrum eğrileriyle deprem yönetmeliğinin verdiği spektrum eğrileri karşılaştırılıyor. Ve işte ikisi arasında muazzam fark olduğu için, yani bir nevi önceden yapılan, yıllar boyu yapılan hatalar göz ardı ediliyor diye düşünüyoruz. Çünkü birazdan da göreceğimiz gibi Şeref Bey açıklayacak. Aslında bakarsanız mesele olaya nereden baktığınızla ilgili. Şeref istersen ilk slaydı alalım ve ilk slayt üzerinde konuşalım. Bu deprem düzeyleriyle ilgili konuyu da bu arada açıklamış oluruz. Evet, sözü sen alır mısın? Şimdi aslına bakarsanız ilk gösterdiğiniz kayıt Kahramanmaraş'ın içinde bu 12 Şubat bölgesinde alınan kayıt. Yine 7-6'nın. Bu kayda bakarsanız aslında Kahramanmaraş bölgesindeki kaydın çok da yani Kahramanmaraş'ın merkezindeki kaydın çok da aşırı yüksek spektral ivme değerlerinde olmadığını görebilirsiniz. Belirli bir bölgede biraz daha yüksek ama şimdi burada iki tane şey var. Bir kırmızı ve mavi ile gördüğünüz depremde oluşan ivme değerlerini gösteriyor. Spektral ivme değerlerini gösteriyor. Yani bir tanesi doğu batı doğrultusu, bir tanesi evet. Kuzey-güney. Kuzey-güney doğrultusu. Nokta nokta gördüğünüz küçük olan bizim tasarım depremi dediğimiz işte 50 yıl içinde aşılma olasılığı %10 olan deprem yukarıda gördüğünüz büyük de 50 yıl içinde yani bizim olabilecek en büyük deprem dediğimiz 50 yıl içinde aşılma olasılığı %2 olan deprem.
baktığınızda tabii Maraş bölgesinde bu DD1 dediğimiz 50 yıl içinde aşılması olası olabilecek en büyük deprem dediğimiz depremin oldukça altında, şeye de yakın. Dolayısıyla yeni binalar için bu bölgede aslında pek de, yani hasar görmüş olmak muhakkak gerekiyor. Ben yani hasar görmez demiyorum ama yeni yapıların yıkılmaması gerekirdi. Aslında bir sonraki slayda giderseniz o kafayı en çok karıştıran konuna. Şimdi burada baktığınızda burası Hatay değil mi? Defne. Evet, burası Defne, Hatay. Yani Defne'de çok ağır hasarlı yapılar ve yıkılan çok sayıda yapı var, biliyoruz videolardan vesaire. Buraya baktığınızda belirli bir bantta, yani işte 0.5 saniye kadar olan periyodu olan yapılarda gene bu DD1 dediğimiz depremin de üzerinde kalıyor ama kuzey, güney ve doğu batı doğrultusunun geometrik ortalaması üzerinden konuşursak, çünkü bizim yönetmenin şunu bilmek lazım, şeyi verdikleri spektrumlar, yani IMET spektrumları geometrik ortalamadır. Aslında yani 0.5 saniye kadarki bölgeden sonraki bölgede DD1 depremiyle hemen hemen aynıdır bu iki kaydın geometrik ortalaması. Hatta ya kırmızı ve mavinin geometrik ortalaması alınsa üstteki nokta nokta eğriye hemen hemen yakın bir şey çıkacak. Evet. Çünkü o üstteki nokta nokta eğri de geometrik ortalamaya göre tanımlanmış yönetmelik ve harita tarafından, değil mi? Evet. Evet. Yaklaşık zaten 3 saniyeden sonra DD1'den çok altında, hatta DD2 ile de aynı seviyede giden, yani bu bölgede çok yüksek yapılar olsaydı veya sismik izolatörleri konuşuyoruz. Sismik izolatörler için Barış Bey bu konuyla ilgili çok daha detaylı konuşacaktır ama yani bu bölgede yok ama olsa bile anladığım kadarıyla bizim izolatörlerin çalışmasını beklediğimiz bölgelerde de çok aşırı yüksek inmeler yok. Yani ben diğer kayıtlarda da çok aşırı büyük değerler göremedim. Bu açıdan baktığımızda yani evet bu çok büyük ivme değerleri ama gene yeni yapılar üzerinden konuşsak, yeni yapılar demeyelim ama 98 sonrası yapılmış olan yapılar üzerinden konuşsak, bu yapıların 98 yönetmeliğinde veya 2007 yönetmeliğinde çok net açıklanmamakla beraber hocamın da dediği gibi aslında bu büyük depremde yıkılmayacak şekilde tasarlanmış olması gerekiyordu. Şimdi bir konu daha var, hani onu da konuşmak lazım. Deprem tehlikeleri konuşulurken. Şeref, daha biraz daha ilerlemeden DD1 ve DD2 deprem seviyelerinin biraz daha anlamlandırmak için yönetmeliklerde ne anlama geldiğini belki izleyicilerin de daha iyi anlaması için biraz açıklamak faydalı olabilir mi? Bundan sonraki grafikler daha anlamlı olur. Ben şöyle bir şey desem hocam, acaba yanlış mı söylerim? Biz yönetmeliklerde DD2 deprem seviyesini yapıların tasarımı için kullanıyoruz. Ancak sünek detay şartları da olduğu için yönetmeliğe göre tasarlanmış yapılar. O grafiği tekrar getirebilir miyiz acaba? Evet, sen devam et konuşmaya. DD2'ye göre tasarlıyoruz ancak yapımız... DD2 dediğin aşağıdaki... Aşağıdaki, evet. Yani daha düşük seviyeyi spektrum, evet. Evet, ona göre tasarlıyoruz ancak bizim yönetmeliklerimize göre tasarlanmış bir yapı sünek detaylar içerdiğinden dolayı da DD1 deprem seviyesinde göçmeyecek şekilde tasarlanmış oluyor. Ya şöyle, ben şöyle bir şey ekleyeceğim, araya gireceğim Barış. Çok güzel açıkladın ama ben de şunu söyleyeyim. Şimdi şöyle bir görüş var. Şimdiye kadar televizyonlarda gösterilen deprem seviyesi burada aşağıda nokta nokta ile gösterilen, yani daha düşük seviyeli spektrum. Çünkü 1997 ve 2007 yönetmeliklerinde sadece bir tek spektrum vardı. Yani bu aşağıdaki spektrum çarpılıyordu. Ancak yani zımni olarak her iki yönetmelikte de Barış'ın dediği gibi bu binaların, bu yönetmeliğe göre tasarlanan binaların
nihai durumda çok daha büyük bir deprem gelmesi durumunda üstte verilen spektruma göre de uygun davranacağı varsayımı var. Yani şeyin içinde, daha doğrusu bu varsayımı gerçekleştirmek için alınan pek çok tedbir var. Ama bunlar açık olarak ifade edilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Barış'ın dediği gibi sünek davranışı, yani iyi performansı sağlamaya yönelik pek çok konstrüktif, hesaba dayalı olmayan pek çok kural var. O kurallar o denli detaylı olarak açıklanmıştır ki rahatlıkla söyleyebiliriz. 97 yönetmeliğinden bu yana aslına bakarsanız üstteki eğri dikkate alınmaktadır. Bu eğri şimdi 2018 yönetmeliğinde resmen yönetmeliğin içine girmiştir. Daha doğrusu yeni deprem tehlikesi haritamız bu eğriyi de, yani bu eğri neye karşı geliyor? Bizim göz önüne aldığımız en büyük depreme karşı geliyor. Üstteki siyah çizgi değil mi hocam? Üst seviye olan. Üstteki nokta nokta siyah çizgi. Bu tabii büyük bir deprem, görüyorsunuz. Ve ölçülen depremlere yakın bir deprem. Evet, evet arkadaşlar şey yaptılar. Şimdi burada kırmızı eğri, yani kuzey-güney doğrultusunda ölçülen ivmelere bağlı olarak bulunan spektral ivme biraz onu aşmış gibi görünüyor. Ama biraz önce Şeref'in belirttiği gibi aslında nokta nokta olan şartnamenin kabul ettiği eğri, bu iki eğrinin, iki doğrultudaki eğrinin ortalamasıdır. Yani burada da görüyorsunuz hemen hemen ortasından geçiyor. Tam geometrik ortalama değil bu. Geometrik ortalamadır. Biraz farklı bir kavram. Onun detayına girmeye lüzum yok. Ama hemen hemen görüyorsunuz bunun ikisinin ortasında. Yani şunu demek istiyoruz. Aslında gerçek manada yönetmeliğin esas aldığı deprem seviyesi 2018'de açık olarak, 2007 ve 97'de ise zımni olarak, aslında bakarsanız ölçülen deprem seviyesini hemen hemen karşılıyor. Bundan şunu demek istiyoruz, bunları şunun için gösteriyoruz. Yani başta söylediğim gibi efendim bu deprem o kadar büyük ki hiçbir binanın ayakta kalması mümkün değildi falan filan gibi böyle bir genel bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu doğru değil. Bizim birazdan da konuşacağız. Bizim görüşümüz, evet bu deprem çok çok büyük bir deprem. Muhakkak, hakikaten Türkiye'nin gördüğü belki de en büyük deprem. Hatta dünya ölçüsünde görülen, yani karalar üzerinde, kıtalar üzerinde görülen en büyük depremlerden biri. Yani çünkü diğer büyük depremler hep okyanus kıyılarında, özellikle Pasifik Okyanus kıyısında, işte Güney Amerika'da, Şili'de, Peru'da, Doğu'da, Japonya'da, Filipinler'de, Endonezya'da dalma batma şeklinde olan, yani bir plakanın öbür plakanın altına girmesi halinde çok çok büyük depremler oluyor. Bundan daha da büyük depremler oluyor. Alaska'da mesela muazzam büyük depremler oldu. Evet, o bakımdan bu depremin küçük olduğunu söylemiyorum. Ama şimdi bizim bu büyük depremde sözünü ettiğimiz buradaki üstteki eğriyi eğriyle ifade eden depremde bizim hedefimiz binanın yıkılmamasıdır. Hasar görmemesi değil, bina hasar görecektir. Bu böyle bir depremde binaların hasar görmemesi neredeyse mümkün değil, onu kabul ediyoruz. Ama yıkılmak başka bir şey. Yıkılmak istisnai bir olaydır arkadaşlar. Yani bu kabul edilebilecek bir şey değildir. Çünkü yani yönetmeliğin felsefesi ve pek çok hükmü hesaba dayalı olsun olmasın daima bu nihai yıkımın önlenmesine yöneliktir. Biz bunu kabul edemeyiz. Niçin? Çünkü yıkım can kaybı demektir. Mal kaybı burada düşünülmez. Hasar olacaktır. Böyle bir depremde hasarsız bina yapmak, yani istisnai, o da istisnai bir durum. Tabii yani pek çok bina hasarsız veya çok az hasarla atlattığını zaten duyuyoruz. Bunu görüyoruz.
Ama hasar, bir miktar hasarın olması hiç anormal değildir, beklenmeyen bir şey değildir. Ama bu denli yıkımda olmaz. Yani benim birkaç gündür her yerde söylediğim şey şu. Evet, bu depremde biz herhalde birkaç yüz binamız yıkılabilirdi, birkaç bin kişimiz de ölebilirdi ama böyle on binlerce kişi nereye varacağını maalesef hala bilmiyoruz. 30 bine vardı bakın bir hafta içinde. Daha enkaz altından çıkarılacak muhtemelen on binler daha şey var, kaybımız var. Önemli olan bu. Yani göçme meselesinde göçmeyi önleyebilmemiz gerekirdi. İşte bu noktadan hareketle bu programın geri kalan kısmında da yapılan hataları irdelemeye çalışacağız. Tabii bu spektrumlar üzerinde ben biraz konuştum ama arkadaşlar ilave görüşler varsa Barış, Şeref, siz buyurun. Hocam ben şöyle özet olarak çok değerli yorumlarınıza özet olarak şunu söylemek istiyorum. Teknik bizi izleyen ama teknik personel, teknik kişi olmayan izleyicilerimiz için şunu söylemek istiyoruz. Kırmızı ve mavi ile gösterilen grafikler bu depremde ölçülen depremin büyüklüğünü gösteriyor bizim için. Siyah ile gösterilen grafikler ise bizim yönetmeliklerimizde kullandığımız tasarım binaların mukavemetini gösteriyor, binaların dayanımını gösteriyor. İlk bakış açısında sanki olan deprem binaların dayanımını geçmiş gibi bir algı oluşuyor. Ancak bu işin içerisinde olan kişiler şunu çok iyi bilir ki biz yapılarımızın süneklik dediğimiz bir sigortayla tasarlıyoruz. Dayanımı aşması durumunda bile yapıların göçmesini engelleyecek sigortalarımız var bizim yapının içerisinde. Biz de buna süneklik diyoruz. Sonuç olarak her ne kadar burada kırmızı ve mavi grafikler, siyah grafiği geçmiş gibi gözükse de doğru tasarım, doğru taşıyıcı sistem seçimi ve doğru uygulamalar neticesinde bu sünekliği elde edebilirsek yapımız göçmez. Biz buradan bunu anlıyoruz. Demek ki kırmızı ve mavi grafiklerin ortalaması da şu siyah grafiği yaklaşık olarak tutturduğuna göre bir şunu ben anlıyorum. Demek ki biz çok iyi bir iş yapmışız depremi tahmin etmekle özellikle bu bölgelerde. Neden? Çünkü yapımızın önemli bölgesi şu bölgelerdedir. Şu kısa bölgelerde değildir. Şu bölgelerdedir. Biz DD1 deprem seviyesini tahminlerimiz çok iyi tutmuş bana göre. Bunları çok iyi tutturmuşuz ve ikinci konu ise bu depremde birçok noktada DD1 deprem seviyesi dediğimiz tasarım depremi değil, DD1 deprem seviyesi dediğimiz deprem oluşmuştur. Birçok mühendis arkadaşımız DD1 deprem seviyesinin çok büyük bir deprem, gerçekleşmeyecek bir deprem olduğunu söyler. Hatta 2500 yıllık deprem diye geçer. 2500 yılda bir olacak deprem nasıl olur diye birçok mühendis arkadaşımız yanlış bir kanıya kapılır. Bakın gördüğünüz gibi bu siyah çizgi, üst taraftaki bu siyah çizgi umarım masum gözüküyordur. DD1 deprem seviyesidir ve olan deprem DD1 deprem seviyesi, şu kayıtlar DD1 deprem seviyesindedir. Sonuç olarak DD1 deprem olmaz diye düşünmememiz lazım. Bir şey daha kısaca bahsedip şey yapacağım. Süneklik dediğimiz bu sigorta yapı içerisindeki yapının göçmesini engelleyecek sigortalar nereden gelir? Eleman bazında eğer kolonlarınızı düzgün detaylandırırsanız ve imal ederseniz, kirişlerinizi düzgün detaylandırır ve imal ederseniz, perde duvarlarınızı düzgün detaylandırır ve imal ederseniz eleman bazından gelir. İkincisi taşıyıcı sistemden gelir. Eğer taşıyıcı sistemi doğru yerleştirmezseniz, doğru seçmezseniz bu sünekliği elde edemezsiniz. Üçüncüsü imalat. Eğer projesine uygun yapmazsanız imalatı, onun dışında kötü malzeme kullanırsanız buradan da sünekliği kaybedersiniz. Sonuç olarak bu tür felaketler birden fazla hatanın arka arkaya gelmesi neticesinde oluşur. Üst üste gelmesi. Üst üste gelmesiyle oluşur. Sadece bir elemanın sünekliğini kaybedip diğer bütün her şeyi çok iyi yaparsanız bu yapı gene göçmeyecekti. Bu yapılar belki göçmeyecekti. Ama o kadar fazla hata üst üste yapıldı ki burada kritik olan bizi özellikle ilgilendiren projeler tarafında halk arasında statik proje olarak geçer. İngilizcesi structural drawings, structural project diye geçen projelerin
yanlış yapılması, yanlış detaylandırılması, yanlış taşıyıcı sistem seçilmesi ve bunların yanlış uygulanması. Birçok hatanın üst üste gelmesi neticesinde. Biz şunu çok iyi biliyoruz, bu konu üzerinde uzun yıllar çalışan kişiler olarak çok iyi biliyoruz. Şu grafikten de ben bunu anlıyorum çok iyi bir şekilde. Eğer yönetmelikler uygun bir şekilde uygulansaydı, hem proje aşamasında uzman kişiler, yetkin projeciler tarafından uygulanmış olsaydı, doğru taşıyıcı sistem seçilmiş olsaydı, doğru detaylandırma yapılmış olsaydı, doğru uygulama yapılmış olsaydı, bu kadar büyük bir felaket olmayacaktı. Biz bunu çok rahat bu grafiklerden görebiliyoruz. Ben, Şeref, sen bu konuda neler diyeceksin? Şimdi hem sizin hem Barış'ın söylediklerine katılıyorum ama bir iki ekleme daha da yapmak lazım. Bu gördüğünüz deprem tarifleri yönetmelikteki bize özgün bir konu değil. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde de, özellikle Kaliforniya'da, yani bir şey daha var, yani bunu çok konuşmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz zaman topraklarının %90'ında hemen hemen deprem olmayan bir ülkeyi konuşuyoruz. O bölgede, yani özellikle Kaliforniya eyaleti ve bunun gibi bir iki eyalette deprem riski yüksek. Onun dışında değil. Dolayısıyla örnek alındığı zaman Kaliforniya'ya bakmak lazım. Hem benzer bir fay yapısı olduğu için, hem de dediğim gibi orada en etkili mühendisler olduğu için. Oradaki tasarımda da aynen bizim gibi, yani DD2 depremiyle tasarım yapılır. Hem DD2 hem DD1 vardır. Yani DD2 deyince, kusura bakma araya giriyorum, yani daha küçük olan deprem seviyesi. Tabii, yani orada da tasarım yapıldığı zaman daha küçük deprem seviyesiyle tasarım yapılır. Ama aynen bizde olduğu gibi büyük depremde yıkılmaması gerektiği orada da söylenir. Özel yapılar için şunu da söylemek lazım. Yani biz 2018'den bu yana özel yapılar için tasarım yaparken DD1 depremin dikkate alıyoruz. Mesela Barış Bey bu konuda tasarım gözetmenlerinden biri. İşte sismik izolatörlü yapılarda DD1 depremi dikkate alınıyor. Aynı şekilde yüksek yapılarda da DD1 depremi dikkate alınıyor. Yani özel olarak tasarlanması gereken yapılarda bunlar o deprem de dikkate alınarak tasarım yapılır hale geldi. Tabii bir ara not girebilir miyim? Bir ara not vereyim. Bilgi açısından sen lütfen devam et. Amerika'daki güncel yönetmelikler deprem yalıtımlı yapılarda da tasarım aşamasında DD1 deprem seviyesini kullanır. Deprem yalıtımlı yapılarda DD2 deprem seviyesi kullanılmıyor Amerikan yönetmeliklerinde. Ara bir not olarak. Evet, teşekkür ederim. Yani sonuçta baktığınızda bu, dediğim gibi, bize has bir olay değil. Hemen yanı başımızdaki Avrupa Birliği ülkelerinde de, gene tabii Avrupa Birliği'nde ne kadar deprem olduğu birkaç ülke haricinde tartışılır ama yani orada da aynı durum söz konusu. Japonya'yı bilmiyorum, Çin'i de bilmiyorum. Japonya da aynı. Japon, yeni Japon yönetmeliği bizdekine çok benzer şekilde iki deprem düzeyi tanımlıyor. Bir tanesi küçük servis depremi, bir tanesi de hemen hemen birazdan önce konuştuğumuz göz önüne alınan en büyük deprem seviyesi. Yani DD1 deprem. Evet. Çin'i de Barış hepimizden daha iyi bilir. Orayı bilmiyorum ama herhalde benim tahminim bizden çok farklı olmadığı üzerine. Yani bakarsanız dünyanın büyük bir bölümünde aslında benzer bir tasarım ilkesi üzerinden gidiliyor. En azından modern ülkelerde diyelim. Yani yönetmeliksel olarak baktığımızda bizde onlar arasında pek bir fark yok. Hatta hemen biraz araya gireceğim. Tekrar şunu da şey yapayım. Şimdi DD1 depremi, başta da söyleyeyim, bizim yönetmeliğimize 2018'de girdi. Yeni, daha evvel tanımlanmamıştı. Ama zımni olarak tanımlanmıştı diyebiliriz. Yani biz biliyorduk ki biz göçmeyi önleyeceğiz. Göçme büyük, daha büyük bir depremde göçme olacaktır. Hatta biz, yani şöyle de söyleyelim, DD1'i açık olarak tanımlamasak bile DD2 depreminin, küçük depremin en az bir buçuk katı kadar yükseklikte kapaça olabileceğini öngörüyorduk. Anlatabiliyor muyum? Ve buna göre de bu esasa dayalı olarak 98 ve 2007 yönetmeliklerinde pek çok hüküm vardı. O bakımdan, yani biz bu büyük depremi eskiden beri, daha doğrusu 97 yönetmeliğinden beri göz önüne alıyorduk diyebiliriz. Açık olarak almasak bile, değil mi? Ben bunu biliyorum, kusura bakmayın. Ya, olay tabii biraz teknik gibi görünüyor. Olabildiğince anlaşılır hale getirebilmek için bu ek açıklamaları yapıyorum. Evet.
Hocam herhalde bundan sonra, bu depremden sonra artık yani halk arasında da sorular sorulacaktır. İnsanlar öğrenmek isteyecektir. DD1 ne demek? DD2 ne demek? DD3, bu arada DD3 ve DD4 depremlerimiz de var bizim yönetmeniz. O başka, onları konuşmuyoruz. Evet. Yani bunlar herhalde arka arasında artık daha fazla sorulacaktır. İnsanlar öğrenmek isteyecektir. Yani şöyle belki bir şey koymak gerekebilir Barış'ın söylediğine. DD3 ve DD4 daha küçük seviyede tarif edilmiş depremler. Bunlar burada çizilmiş değiller ama esasen bizim hiç hasar görmemesini istediğimiz depremler o depremler. Yani baktığınızda hasarsız diyebileceğimiz yapıların olmasını düşündüğümüz depremler daha küçük depremler. Yani DD2 depremi dahil hasarlı. Ama şimdi onları şey yapmamıza lüzum yok bu aşamada. Hani konuyu bir anlamda dağıtmamak için. Evet, ama yönetmelikte bütün bunlar var. Yani yeni yönetmeliğimiz gerçekten fevkalade detaylı ve bütün durumları dikkate alan bir yönetmeliktir. Öyle diyelim. Evet. Bir de bir şey daha konuşmak lazım. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok konuşulan bir şey. DD2 midir, DD1 midir? Esas öngörülmesi gereken. Yani bu depremlerin çok uzun aralıklarla, yani bu bölgede 500 küsür yıl galiba. Yani 510. 510 yıl. Bu kadar büyük aralıklarla olduğu yerlerde zaten depremlerin büyüklükleri genelde çok büyük oluyor. Yani veya o bölge için daha çok böyle DD1 seviyesine yakın büyüklükteki depremlere doğru gidiyor. Ve tabii bu konu biraz istatistiki bir konu. Biraz da şunu anlatmak lazım detaya girmeden. Bizim deprem mühendisliği, hatta inşaat mühendisliği hiç öyle deterministik bir alan değil. Yani dolayısıyla yani bunları böyle biz kuyumcu terazisine koyar gibi falan hesaplayamayız, hesaplamıyoruz da. Yani belirli riskler üzerinden hesaplıyoruz. Dolayısıyla yani bütün dünyada da böyle, bu bize has bir durum değil. Belirli bir risk seviyesi üzerinden hesap yapmak zorundasınız. Çünkü çok net olarak her şeyi bilmiyoruz. Bunu da itiraf etmek lazım yani. Bu bizim bilgisizliğimizden değil, olayın belirsizliğinden kaynaklanıyor. Evet. Olay çok belirsiz ve çok random. Evet. Yani benim size ekleyeceğim bu kadar hocam. Evet, teşekkür ederim. Sunuma devam edelim, değil mi? Evet, devam edelim. Daha bir bu da bir başka kayıt, Antakya'da, Hatay. Antakya kent merkezinden sanıyorum, evet, değil mi Şeref? Antakya kent merkezinden. Aslında bu kayıtla öbür kayıt arasında da çok uzun bir mesafe yok. Birkaç kilometre var. Birbirlerini konfirme eden kayıtlar. Benzer özellikler gösteriyorlar. Bu biraz daha öbürüne göre nitelik olarak daha zayıf bir zemin ama gördüğünüz gibi bu da DD1 depremini bayağı bir takip ediyor. Yani çok da farklı değil, hele hele geometrik ortalama yazsak. Belki bazı bölgelerde altına dahi inebilir. Yani bu biraz da hani bizim yönetmelikte verilen şeyler, çünkü çok tartışmaya açıldı. Verilen değerler aslında hiç fena değil. Yani şu anki yeni deprem yönetmeliği haritası hiç de düşünüldüğü gibi çok da uzak değerlerde değil yönetmeliksel olarak. Bunu göstermek amacıyla bu üç grafiği hazırladık. Bir şey daha ekleyebilir miyim? Çok basit bir hesap yaptım hemen dinleyiciler ve seyircilerimiz için. Geometrik ortalama derken şunu kastediyoruz. Kırmızı ile gördüğümüz bu grafiğin değerini verilen bir periyot için mavi ile gördüğümüz grafikteki değerle çarpıp karekökünü alıyoruz. Evet. Burada basit bir işlem yaparsanız şu bölge ile yaklaşık olarak şöyle bir bölge. Buradaki geometrik ortalama şuralara geliyor. Yani bu peakler o kadar gözümüzü korkutmaması lazım. Bunlar çok noktasal, lokal peakler. Burada düzgün bir çalışma yapıldığı zaman, düzgün bir, daha doğrusu yapılması gereken bu processing işlemler yapıldığı zaman buradaki geometrik ortalamalar da çok düşecek. Özellikle şu bölgede. Onun için geometrik ortalama konusu gerçekten önemli. Çünkü bizim çizdiğimiz şu siyah grafikler geometrik ortalama grafikleridir. Evet. Kuzey güney ayrı grafikler değildir. Elma ile elmayı karşılaştırmak için kırmızı ve mavi grafikleri de siyah grafiğin aynı tipine indirdiğimiz zaman onlarda 3G'ler falan çıkıyor. Barış, ben bunu dün akşam geç saatlerde yaptım, o yüzden şey yapamadım ama yani sadece o bölge için değil, uzun periyotlarda da aynı işlemi yaptığında baya baya DD1 depremiyle uyuşuyor. Yani harita değerleriyle
bayağı iyi oluşuyor değerler. Ya, onu anlatmaya çalışıyorum. Şu grafik de onu gösteriyor. Bakın. Yani geometrik ortalamasını aldığınız zaman kırmızıyla mavinin şu bölgede özellikle DD1'i çok iyi yakalamışız. Hatta şu değerler gerçek zemin değerlerini vesaire de düzeltmeler vesaire yapsak belki çok iyi tutturacağız yani. Onun için bizim beklediğimiz bir depremdi bu. Biz inşaat mühendisleri, tasarımcılar, statik projeciler olarak beklediğimiz bir depremdi. Beklenmeyen bir deprem deyince yönetmeliğe koymuşuz çünkü. Evet, çok doğru, çok doğru söyledin. Bu böyle hiç olmayacak bir deprem değil. Evet, en büyük bir deprem. Göz önüne aldığımız en büyük bir deprem ama bakın göz önüne alıyoruz. Yani bu önemlidir. Şunu söyleyeyim, biraz önce de söylendi. Türkiye'nin her yerinde bir yüksek bina yapıldığında yeni yönetmeliğe göre esas olarak göz önüne alınan deprem DD1 depremidir. Yani bu büyük deprem. Aynı şekilde izolasyonlu yapılar için. Şimdi isterseniz bu bilgilerden sonra şimdi şöyle bir ara sonuç çıkaralım. Yani kamuoyunda, televizyonlarda son günlerde biraz dikkatsizce yapılan yorumlara göre işte bu deprem fevkalade büyük, ivmeler aşırı derecede büyük bizim şartnamemize göre. Aslında şartname tanımlamıyor bu ivmeleri. Harita tanımlıyor ama neyse ikisi karıştırılıyor. Biz de bazen karıştırıyoruz. İkisi zaten birlikte kullanılan şeyler. Haritayla şartname, yönetmelik. Evet, ona göre çok büyük olduğunu, önlenmesinin mümkün olmadığını ifade eden, iddia eden görüşlerin yanlış olduğunu burada açıklamaya çalıştık. Bunu tabii daha sonra daha ayrıntılı çalışmalarla kanıtlamaya çalışacağız, buna eminim. Şimdi o halde bu denli yaygın hasar, bu denli yaygın göçme hasarları, toptan göçme hasarları niye oldu? Bunların nedenleri ne olabilir? Bunları henüz açık olarak açıklamak delilleri yok elimizde ama biz bu konuya kafa yoran yıllardır bu konuda çalışan insanlar olarak bunların nedenlerini hemen hemen tamamen biliyoruz. Şimdi isterseniz bundan sonra bir yandan hasar fotoğraflarına bakarken bir yandan da bu konunun üstünde duralım. Yani Barış'ın biraz önce çok doğru bir biçimde açıkladığı gibi olayın iki yanı var. Bir mühendislik tarafı var, yani mühendislik hizmetlerini ifade eden tarafı var. Nedir bunlar? Projenin yapımı, hazırlanması ve projenin denetimi. Bir de inşaatla ilgili sorunlar var. Yani proje hazırlandıktan sonra inşaata geçiliyor. İnşaatta da iki tane önemli sorunumuz var. Bir, müteahhitlerimizin durumu, müteahhitlik sorunu, Türkiye'nin çok büyük bir sorunu. İkincisi ise şantiye kontrolü, yani yapım sırasında mühendislerin kontrol görevini ihmal edip etmediği, böyle bir kontrol modelinin Türkiye'de çalışıp çalışmadığı sorunları. Bu konularda zaten bildiğimiz, yıllardır tartışa geldiğimiz sorunlar şimdi bu depremde birebir ortaya çıktı. Biz bu sorunların bu depremde esas faktör olduğunu, bu yıkımın esas faktörü olduğunu biliyoruz. Şimdi bu konuda biraz görüşlerimizi daha açıkça ifade edelim ve bu arada arkadaşlar isterseniz hasar resimlerine de bakalım. Şeref, seninle başlayalım istersen. Hocam, oraya bu bölüme geçmeden önce bir iki sorun var. Onları sorabilir miyim? Tabii. Şimdi bu DD1 ve DD2 depremleri meselesini anlattınız ama bunların arasındaki farkı bir kez daha tekrarlayabilir miyiz? Ve Türkiye geneli için bunlardan hangisi alınıyor? Ve bir bölgesel farklılık mı öngörülüyor? Yoksa ülkenin tamamına has mı? Birinci sorum bu. İkinci sorum da tabii şimdi 1997 yönetmeliği var, 2007 yönetmeliği var ve 2018 yönetmelikleri var. Elimizde
deprem bölgelerindeki binaların yapım yıllarına ilişkin bir bilgi var mı? Çünkü o bilgiyle birlikte biraz daha netleşecek bir konu haline geleceğini varsayıyorum. Bu konuda ulaşabileceğimiz bir kaynak var mıdır? Belki arkadaşlar bu konuda da bir iki şey söylemek isteyebilirler. Barış, sen bu konuda özellikle birinci soru konusundaki görüşleri de ifade eder misin lütfen? Tabii. Şimdi şöyle çok ağır teorik tabii tarafına girmeden herkesin evet, anlayacağı evet. Dilde ben öğrencilere me anlattığım ilk defa bu konuyu anlattığım zaman şeyi de anlatayım. Biraz şey olacak, teorik olmayacak ama şimdi şöyle düşünelim. Verilen herhangi bir lokasyonda, mesela ben şu anda İstanbul'da Kadıköy'deyim. Bazen biz çok nadir de olsa, nadir demeyelim de mesela her sene hafif bir sallantı hissediyoruz. Evet. Her sene bir kere siz de hissetmişsinizdir. Yani 2022'de ben bir ya da iki defa hafif böyle bir sallandığımızı hatırlarım. Şimdi o bir depremdir. Ama yıkıcı bir deprem değildir. O çok küçük bir depremdir. Aynı lokasyonda o depremden daha büyük bir deprem de olabilir. Daha fazla sallanabilirim. Bu deprem de yıkıcı olmayabilir ama beni epey korkutabilir. Gene aynı lokasyonda, gene bulunduğum, şu anda bulunduğum binada çok daha büyük bir deprem olma olasılığı da var. Yani sürekli küçük depremler oluyor ama belki 50 sene, belki 20 sene sonra, belki 30 sene sonra bu verilen lokasyonda, şu anda bulunduğum bu lokasyonda bu küçük depremlere ek olarak ben daha büyük depremler de yaşayabilirim. Biz tasarımcı olarak bir tane deprem seviyesi tasarım sırasında düşünemeyiz. Çok farklı verilen bir lokasyon için çok farklı depremler oluşabilir. Bazı depremler küçüktür, bazı depremler büyüktür. Biz çok farklı deprem seviyelerini de düşünmek durumundayız tasarım sırasında. Bir bina küçük bir depremde çok hafif sallanır, bir problem olmaz. Onu, o deprem seviyesini bir amaç için ben kullanıyorum. Bu binanın farklı tasarımında farklı şeylerini kontrol etmek için kullanıyorum. Daha büyük bir deprem seviyesini ise yıkılmasını engellemek maksatlı yaptığın tasarımda kullanıyorum. Çünkü büyük deprem yıkıcıdır. Biz bunları deprem yönetmeliğinde 4 seviye olarak tanımladık. Daha doğrusu hocam aslında tanımladı. DD1, DD2, DD3, DD4. Verilen bir lokasyonda Türkiye'nin herhangi bir yerinde, Ankara'da da olabilir, İstanbul'da olabilir, Kahramanmaraş'ta olabilir, Trabzon'da olabilir. Türkiye sınırları içerisinde herhangi bir lokasyona 4 tane deprem seviyesi tanımlandı. DD1, DD2, DD3, DD4. Bu deprem büyüklükleriyle ilgili bir biraz, tarz, evet. Değil mi? Evet. Evet, aynen. Yani bizim sonuç olarak 7.4 dediğimiz 7.7. Evet, kabaca. Şimdi. Kabaca, evet. Evet, kabaca diye. Onu kesin evet. Olarak büyüklüklerle, manyetütlerle orantılamamak lazım. Hocam şimdi evet oraya çok ben girmeden. Neyse, onun üzerine evet. Fazla evet. Durmayalım. Teknik gerek olarak yok. Çok doğru gerek bir ifade yok. Değil ama öyle evet. Hani kabaca düşünebiliriz. Kabaca, evet. Evet. Yani, DD1 çok büyük bir depremdir. Bizim hatta inşaat mühendisliğinde kullandığımız ifade olabilecek en büyük deprem diye geçer. Yahut göz önüne aldığımız en büyük deprem. Ya işte öyle. Yani göz önüne alabildiğimiz. Hani evet. Daha da büyük olabilir. Olabilir tabii. Yani olasılık vardır ama olasılık çok çok düşüktür. Çok çok küçüktür. Evet. Çok çok düşüktür. DD1 en büyük deprem. DD2 biz şöyle söyleyelim herkesin anlayacağı dilde büyük deprem. Bakın en büyük deprem değil büyük deprem. Büyük deprem. Peki biz teknik olarak nasıl ifade ediyoruz? Tasarım depremi diyoruz. Teknik olarak ifadesi tasarım depremidir. Ama herkesin yine alacağı bir de büyük bir deprem. DD3 orta deprem diyelim. Orta deprem. DD4 ise küçük deprem. Yani ben çok kabaca hocam bilmiyorum sizin tabii farklı bir şeyiniz olabilir mi? Bu 4 deprem seviyesi her lokasyon için her koordinatta verilmiştir. Peki şunu anlayabiliyoruz. DD1 en büyüğü, o grafiklerde zaten en fazla değerleri olan depremdi. DD4 bunların en küçüğü olacaktı. Peki farklı lokasyonlarda bunları karşılaştırması nasıl? Faya yakın olan yerlerde, aktif deprem bölgeleri dediğimiz yerlerde herhangi bir deprem seviyesi faya uzak olan yerde, biraz daha pasif deprem bölgesi olan yerlere göre daha fazladır. Mesela örnek verelim.
Biz şu anda, ben Kadıköy'deyim şu anda. Faya olan uzaklığımız işte 20-30 kilometre. Kuzey Marmara Fayı'na olan uzaklığımız 20-30 kilometre. Bizim tanımladığımız herhangi bir deprem seviyesi, DD1, DD2, DD3, DD4 fark etmez. DD1 diyelim mesela, DD1 deprem seviyesi. Ankara'da faya çok çok uzak olan bir yerde oradaki tanımlanan DD1 deprem seviyesine göre çok büyüktür. Yani verilen farklı iki lokasyondaki aynı deprem seviyeleri de birbirlerine göre farklı olabilir. Faya yakın olan, aktif deprem bölgesinde olan deprem miktarları her zaman faya uzak olan yerlere göre daha fazla olacaktır. Sonuç olarak bütün Türkiye, sorunuz yanlış hatırlamıyorsam, bütün Türkiye için tanımlanmıştır. Bunlar istatistik olarak elde edilir. Teorik olarak ifadesini de burada kısaca vermiş olayım. Bina ömrünü biz yaklaşık olarak 50 yıl kabul ediyoruz, herhangi bir bina ömrünü. Evet. 50 yılda aşılma olasılığı %2 olan depremlere biz DD1 depremi diyoruz. Bu depremlerin dönüş periyodu dediğimiz rakam yaklaşık olarak 2475 yıldır. Biz kabaca 2500 yıl deriz. Dönüş periyodu farklı bir şeydir. Ama bina ömrü domaininde tanımladığınız, yani bina ömrü 50 yıldır. 50 yılda aşılma olasılığı %2 olan deprem seviyesi DD1'dir. Verilen bir lokasyonda bu deprem oluşabilir. Olur yani. Olasılığı düşüktür ama olabilir. Evet. 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan deprem DD2'dir. Bu şekilde aşılma olasılıkları üzerinden aslında tanımlanır ve tarihsel deprem kayıtlarımız vardır bizim elimizde. Çok farklı ülkelerde, çok farklı lokasyonlarda, çok farklı zemin koşulları için toplanmış elimizde bir veri tabanı var. Deprem kayıtları veri tabanı. Biz bu deprem kayıtları veri tabanı üzerinde çok dikkatli istatistiksel çalışmalar yaparak, olasılıksal çalışmalar yaparak bu deprem seviyelerini tanımlarız. Elimizdeki en iyi bilgiler bunlardır. Yani bunlar kafadan atma bir şey değildir. Ben onun için şunu bazen çok yanlış şey yapıyorum. Bence doğru bir yaklaşım değil. Medyada görüyoruz. İşte bu deprem oldu, hemen her şeyi değiştirelim. Bu deprem haritası hatalı değil. O deprem kaydını alırsınız, bu deprem kayıtları alınacak, mevcut veri tabanına eklenecek. Aynı istatistiksel çalışmalar tekrar yapılarak acaba bir değişiklik oldu mu, olmadı mı, buna bakılacak. Tabii ki biraz etkisi olacaktır ama çok büyük bir etkisi de olmayabilir açıkçası. Çünkü hali hazırda zaten büyük bir veri tabanımız var. Bu istatistiksel bir çalışma. Bir tane örnek, bir örnek kümesindeki bütün sonuçları değiştirme ihtimali düşük olabilir. Değerler yüksek olduğu için mutlaka biraz etkisi olacaktır. Sonuç olarak şunu demek çok çok yanlış. Bir bilim adamları da bazen duyuyoruz medyada. İşte burada bir deprem oldu, deprem haritası hatalı, her şeyi değiştirelim vesaire değil. Burada yapılan çok sistemli, tamamen bilimsel olan bir çalışma var. Bu çalışma, bu prosedürleri takip etmeniz lazım. Bu bilimsel yaklaşımı takip etmeniz lazım ki deprem tehlikesini bu şekilde güncelleyin. Ben umarım ilk sorunuza biraz cevap verebildim. Ek hocam, eklemek istediğiniz bir şey varsa. Çok teşekkürler. İkinci soruya isterseniz ben şey yapayım. Sanıyorum ikinci soruda Gürhan Bey. Şimdi bizim çeşitli yıllarda, yani 97, 2008, 2007 ve 2018 yönetmeliklerinin uygulanma alanına giren yıllarda, 2018 tabii çok yeni bir yönetmelik, yani onun uygulamasını herhalde hemen hemen yok varsayıyoruz. Ama özellikle anladığımız kadarıyla bu bölgedeki bütün kentler nispeten 2000 sonrası, kabaca söylüyorum, çok gelişen, çok şehirleşen çok kentler. Ekonomik gelişmeye bağlı olarak artı köyden, buna bağlı olarak köyden kente göçle ilgili olarak. Şimdi bunu da bu vesileyle öğrenmiş olduk. Türkiye İstatistik Kurumu'nun oldukça detaylı bir istatistiği var. Bunu Türkiye İstatistik Kurumu'nun web sayfasında görmek mümkün. Buna göre bu özellikle bütün Türkiye için bu geçerli bu istatistik, ama bu bölge için bakarsak, yani örneğin işte en çok hasar gören 3 ilimiz var burada. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman. Bu 3 ilde 2000 sonrası yapıların, binaların daha doğrusu toplam bina stokuna oranı %50'yi geçiyor. Hepsinde geçiyor. Evet.
%50, %52, %53'lere kadar varıyor. Hatta yani, 58'e kadar varıyor hocam. Evet, evet, evet. Kabaca yarısı en azından yarısı bütün binaların oldukça yeni binalar. Yani bu demek oluyor ki bunlar 97 en azından 97 yönetmeliğine göre yapılmış. 97 yönetmeliği açık söylememiz gerekirse oldukça iyi bir yönetmeliktir. Yani şimdi biz onu 2007'de biraz modifiye ettik, 2018'de ettik ama 97 yönetmeliği kendi içinde çok yeterli bir yönetmeliktir. Modern bir yönetmeliktir. Yani bugün şunu söyleyebiliriz. 97 yönetmeliğine göre yapılmış, iyi bir dizayna göre yapılmış bir bina ile 2018 yönetmeliğine göre yapılan bina arasında çok büyük bir fark olmaz. O bakımdan ben hepsini aynı şeyde, aynı kalitede görüyorum. Demek ki şimdi burada önemli olan şu, bu özellikle 2000 sonrası yapılan acaba bu ve %50'yi teşkil eden bu binaların ne kadar yıkıldı veya ağır hasar gördü? Bunu tabii henüz bilemiyoruz. Bunu öğrendiğimiz zaman tabii çok daha önemli dersler çok. Ama bölük pörçük de olsa gelen haberler yeni binaların da oldukça ileri derecede hasar gördüğü, hatta toptan göçmeye uğrayan binaların bir kısmının da yeni binalar olduğu açıkça ifade ediliyor. İstatistiki olarak bunu öğreneceğiz herhalde. Şeref, bu konuda senin de söyleyeceklerin olabilir. Ben burada hemen bir şey daha hatırlatmak istiyorum hocam. Şeref, evet. Bey'e konuşmaya başlamadan önce. Şimdi biliyorsunuz biz kendi programlarımızda da ele aldık bunu da defalarca. Gerek Şehircilik Bakanlığı gerekse yetkili belediyeler hep 99 sonrası binaların sağlam olduğu varsayımından hareketle bir takım projeler yapmak istiyorlardı. Yani şu anda görünen o ki tabii ki durum daha net ortaya çıkacak. Arkadaşlarımızın bölgedeki çalışmaları sonucunda çok ciddi bir şekilde önümüzdeki dönemde ele alınması gereken binalar iki misli artmış olacak diye düşünüyorum. 99 sonrasını da düşündüğümüz zaman. Yani o eskiden beri hep üzerinde durulan ve planlamalara dahil edilmeyen 99 sonrası binalar mutlaka ele alınmak zorunda kalacak herhalde. Buyurun Şeref Bey. Şimdi Gürhan Bey, bu tasarımsal konular, yani şöyle bir durum var tabii. Biz yönetmelik meselesini de ülke olarak pek anlamıyoruz. Yani bunu Nuray Hocam çok detaylı bir şekilde gene ifade eder. Çok büyük sıkıntılarımızdan biri şu. Ya ortada bir yönetmelik var, işte onu takip ettiğiniz zaman bu sihirli bir şey. Dolayısıyla bir problem olmaması lazım. Halbuki yönetmelik dediğiniz şey, yani mesela Amerikalılar yönetmeliği minimum tasarım yükleri olarak tarif ediyorlar. Yazdıkları yönetmelikte. Baktığınızda yani belirli bir yol gösterici döküman. Biz biraz önce Nuray Hocam'ın da söylediği gibi deprem konusunda özellikle o kadar çok belirsizlik var ki bu konuda tasarım yapan mühendisin çok akıllı değil ama bilge olması lazım. Yani bilmediği şeylerin olduğunu bilmesi lazım. Çok önemli bir konu bu konu. Yani bunu siz Ahmet'e, Mehmet'e, bilmem kime verdiğinizde zaten ortada bir yönetmelik var. Bu adam oradaki maddeleri check ediyor. O check ettiğine göre artık bir problem olmayacak diye bir şey yok. Aksine yani biz bakın çok zor bir şey yapıyoruz. Bunu anlaşılması gerekiyor. Biz hani konuşuyoruz ya, hasar görebilirlikle depremi atlatmaya çalışıyoruz değil mi? Büyük bir deprem. Evet. Ya hasar görebilirlik dediğiniz şey bazı yerlerde bazı şeylerin çatlamasına, patlamasına izin vereceksiniz demek. Yani bunu çok kontrollü yapmazsanız ve akıllıca yapmazsanız, açık konuşayım. Evet. Yaptığınız şey çöp olur. Şimdi burada tabii o yüzden birçok ayak birbiri arkasına önemli. Bir de bir şey daha var, unutmayın. Biz inşaat mühendisleri tek başımıza değiliz. Yani biz bir binayı tasarlamaya başladığımızda işin içinde mimar var, mekanik var, elektrik var, bir sürü konu var. Altyapılar var.
Bunların hepsinin koordinasyonunu da yaparak yapmaya çalışıyoruz. Yani siz en basit 3-4 katlı yapıdan en karmaşık yüksek yapılara kadar belirli bir koordinasyon içinde ve genelde de %100 tatmin olmadan tasarım yapmak zorundasınız. Ne demek istiyorum? Yani şimdi siz bir şey yapmak istiyorsunuz ama mimarın hayal ettiği var. Mimar da %100 tatmin olmadan aslına bakarsanız tasarım yapmak zorunda. Yani karşılıklı bir anlaşma olması lazım. Karşılıklı bir nasıl diyeyim? Compromising. Kusura bakmayın, Türkçesini hatırlayamadım. Yani insanların herkesin hayır bu böyle olacak diye inat etme şansı yok bu işi yaparken. Ama şöyle bir durum var yani Türkiye'de ben size bunu açıklıkla söyleyebilirim. İnşaat mühendisleri biraz da mimarların elinde oyuncak olmuş durumda. Yani birçok inşaat mühendisi mimarın verdiğini hiçbir şekilde itiraz etmeden tamam ben bunu yaparım diyor ama yapması gerekenleri yapmadan yapıyor. O yüzden yani bu tasarım meselesinde dediğim gibi yönetmelik meselesinde yönetmelik sihirli bir şey değil. Bugünkü yönetmelik çok iyi bir yönetmelik. Yani Barış Bey de, Nuray Hocam da, ben de uluslararası alanda çalışmış insanlarız. Barış'la ben Kaliforniya'da çalışmış kişileriz. Baktığınız zaman kullandığımız yönetmelik hakikaten çok iyi bir yönetmelik. Ama uygulamadıktan sonra, yani düzgün uygulama yapmadıktan sonra, özellikle bu yönetmeliği kullanan insanların tasarımı ciddiye almaması durumunda hiçbir şeyi değiştirmez. Çünkü yani şöyle düşünün, biz aslına bakarsanız zayıf zincir analizi üzerinden gidiyoruz. Yani tam belki öyle olmamakla beraber bir sürü zayıf zincirler yaratılıyor belirli yerlerde kontrol edebildiğimiz. Ama kontrol edemediğiniz bir zayıf zincir eğer oluşturursanız yaptığınız diğer konuların hiçbirinin manası yok. Bina yıkılmaya gidebiliyor. Nitekim gidiyor da. Yani şunu ben ifade edeyim hocama geçmeden. Düzgün tasarlanmış yönetmeliğe göre. Düzgün imal edilmiş bir yapının yıkılması çok zor. Çok net bu söylediğiniz. Evet, Nuray Hocam. Hemen bir araya girebilir miyim? Hocam sesiniz kapalı. Pardon. Barış, kısa bir şey görüş ileri süreceğim. Şimdi Nurhan Bey'in ifade ettiği gibi, benim de başta söylediğim gibi, efendim 2000'den sonra yapılan yapılar a priori şeydir, sağlamdır falan gibi böyle bir efsane yaratıldı. Yani halbuki biraz önce de Şeref'in dediği gibi, yani biraz sonra da vaktimiz olursa tartışırız. Türkiye'deki mühendislik hizmeti kalitesi değişti mi sanki 2000'den sonra? Daha iyi mi oldu? İyi olan ne? Efendim hazır beton devreye girdi. Tamam ama yalnız hazır beton mu bu? Efendim 99 depreminden ders aldık. Evet aldık ama ne kadar aldık? Neyi düzelttik ki? Kontrol sistemini iyi bir hale getirebildik mi? Yapı denetimini iyi bir hale getirebildik mi? Hayır. Başıboş bir yapı denetim sistemimiz var. Fevkalade yolsuzluğa açık bir sistemimiz var. Müteahhitlik sistemini düzeltebildik mi? Düşünün müteahhitlerin doğru dürüst sınıflandırılması 2019'un aralığında başladı. Daha 3 yıl oldu. Ne sonucunu bile bilmiyoruz. Herkes müteahhit bu memlekette. Her önüne gelen müteahhit. Şimdi içeri atıyorlar insanları. Acaba onlar mı direkt suçlu yoksa onlara o şansı veren bu düzen mi? Tabii suçlu. Yani dolayısıyla uzatmadan söyleyeyim. 2000'den sonra yapılan binalar evet bir miktar daha iyi olmuştur. Evet bir miktar ders aldık. Evet beton kalitesi düzeldi onun şeyi olabilir. Evet biraz daha bilinçlendik. Evet ama bunun böyle genel bir sonuç çıkaracak şekilde çok fevkalade iyi bir noktaya geldik demek mümkün değil. Yuran Bey bunun en iyi şeyini, ispatını bize bir süre sonra depremdeki yıkımın istatistikleri gösterecek. Evet. Yani bakalım göreceğiz 2000 sonrası yapılan ne kadar bina yıkıldı veya ağır hasara yol açtı. Bunu gördüğümüzde eminim ki bu yapılan kabulün yani 2000 sonrası her şey güllük gülistanlıktır kabulünün doğru olmadığı mutlaka anlaşılacak. Bu deprem seviyeleri hakkında Şeref'in aslında çok güzel bir insanların daha iyi anladığı bir tanımlaması vardı Şeref senin. Hatırlar mısın? DD1 depremi istatistik olarak
şöyle bir anlam ifade ediyor diye bir örnek verirdin hep. Ona hatırlayabiliyor musun? Yani şöyle, istatistiki olarak bakarsan herhangi bir fayın herhangi bir noktadaki şeylerini, yani kırılmış büyüklüğü belli kırılmış bir fayın, yani deterministik approach diyoruz da deterministik değil o da tabii, o da istatistiki, ama yani depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri tarif edebiliyorsanız, bunun üzerinden bir değerlendirme yapıyorsanız, medyan değer 50-50 deprem dedikleri, yani 50 yıl içinde aşılma olasılığı %50 olan tam ortadaki şey medyan. 10-50 dediğiniz değer medyan artı bir standart sapma kere epsilon. Yani işte epsilonda yaklaşık İstanbul bölgesinde 2 derseniz bir 2 standart sapma 10-50 deprem oluyor. Medyan artı 4 standart sapmada 2-50 deprem oluyor. Yani istatistiki değerlendirme tamamen bu. Tabii biraz çok fazla teknik detay. Aslında Şeref, senin sürekli böyle anlattığın bir şey vardı. Ben unuttum. Yani 50 yıl için tanımladığın bir tanımlama vardı ama neyse, belki aklına gelirse söylersin. Neyse, yani sonuçta yani bir şey daha var. Bu return periyotlar meselesi de return periyot değil. Aslına bakarsanız istatistiki konudan getirdiğimiz, buna karşılık tarif edebildiğimiz bir şey. Bu yani çok fazla ayrıntıya girmemize gerek yok beyler. Bakın bunlar hakikaten biraz teknik konular. Bizim amacımız tabii burada halkımızı olabildiğince dilimizin hatta aydınlatmak. Hocam, bunu, evet. Buyurun. Şunu ben söylesem. Evet. Acaba yanlış söylemiş olabilir miyim? 99 depremi de birçok lokasyonda DD1 depreminin oluştuğunu söyleyebilir miyiz? En az ya da ona yakın. Tabii söyleyebiliriz. Yani mutlaka. Depremi için söylüyorum. Düzce depremi için söylüyorum yani. Aslında orada da oluştu bu yani. Gayet tabii oldu. Yani şimdi hani şu anda gözlemekte olduğumuz hasar yoğunluğu mesela Gölcük'te, mesela Karamürsel'de, kısmen Adapazarı'nda aynı manzaraları gördük. Ama bu sefer galiba anlayabildiğimiz kadarıyla onlara oranla daha yaygın. Bir de depremlerin etkili olduğu şehirler çok daha büyük tabii. Yani Gölcük, Karamürsel küçük kasabalardı o zaman. Yani nüfus yoğunluğu bu kadar fazla değildi. Yüksek bina bu kadar yoktu. Yüksek bina demeyeyim de yani anladığım kadarıyla 8-10 katlı çok bina var Maraş ve Antakya'da. Şeyde yoktu öyle o tür binalar, yani yoktu şeyde, Adapazarı'nda da yoktu. Yani o bakımdan bu deprem tabii hasar yaygınlığı açısından çok daha etkili bir deprem, çok daha büyük. Ben bir de Gürhan Bey, şunu Nuray Hoca söyledi ama arada belki şey olmuş olabilir, gözden kaçmış olabilir. Siz bu soruyu sormadınız, aslında soracaksınız diye bekliyordum ama o teknik görüşmeler arasında bir dikkatinizden kaçmış olabilir. Biz yapıları depremden sonra tekrar kullanabilecek şekilde tasarlamıyoruz bu konut yapıları. Bu yapılar ağır hasar alacak ancak göçmeyecek şekilde tasarlıyoruz. Şimdi ben bunu neden vurguluyorum? Büyük depremler için konuşuyoruz. Büyük deprem, tabii. Küçük depremlerde büyük depremde değil tabii. Yani DD1 depremi için söylüyorum. Tabii az önce söylediğiniz gibi. Yani hatta araya giriyorum ama insanlarda yaralanmalar olabilir, can kayıpları olmasın. Kritik nokta o. Kritik çizgi o, kırmızı çizgi o. Şimdi ben şu soruyu anlayamıyorum. Neden yeni bir bina var, neden ağır hasar aldı? Ya bu şekilde tasarlandı zaten. Evet. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Gözden kaçıyor bu. Yani bunu bakın dinleyin medyada. Bu bina neden hasar aldı? Ya birçok eski 2000 yılı öncesinde de birçok bina orada hasarlı şekilde şu anda duruyor. Demek ki bu kadar kötü imalata rağmen, bu kadar ne diyelim yani istismara rağmen demek ki vazifesini yapmış. Bakın o eski binalar betonu korozyonu var, betonu kalitesiz. İşte o ufak tefek sigoplarla biz o binaları ayakta tutmuşuz. Eğer bu yönetmelik çalışmaları olmasaydı o binalar da komple yıkılacaktı. Onun için DD1 deprem seviyesi oluşmuştur birçok yerde. Eğer bir bina ağır hasarlı bir şekilde ayakta kalmışsa görevini yapmıştır. Yönetmelikler görevini yapmıştır bu kadar istismara rağmen. Demek ki gayretimiz, Nuray Hocam'ın gayreti, Şeref'in gayreti, benim birçok akademisyenin, birçok mühendisin gayreti demek ki en azından o binalar için bir karşılığı olmuş. Yeni yapılan binalar ağır hasar almış. Niye ağır hasar?
D1 depremi oluştu. Zaten ona göre tasarlandı. Oradaki insanın canının kurtulması için tasarlandı. O konut yapıları ağır hasar almaması hemen içerisinde, depremin hemen ertesinde oturalım, rahat rahat uyuyalım, orada yaşamaya devam edelim şeklinde tasarlanmadı. Çünkü ona göre tasarlansa, tasarlanması, imalatı çok çok maliyetli olacak. Çok çok zor olur. Ama en azından biz ne diyoruz? D1 deprem seviyesinde ağır hasar alsın ama göçmesin, insan canı kurtulsun diyoruz. Bakın bu gözden çok kaçıyor. Onun için eğer medyada duyarsanız yeni yapılan bina neden ağır hasarlı? Çünkü ona göre tasarlandı. Bu beklenmeyen bir şey değil. Bizim beklediğimiz bir şey. Demek ki o binalar görevini yapmış. Bunu ben özellikle vurgulamak, dikkatinizi çekmek istedim. Çok teşekkürler. Evet. Şimdi artık Şeref, bu hasar fotoğrafları var. Bazı özellikle kamuoyunda çok sözü edilen, örneğin Rönesans binası var mesela. Şimdi evet, onun kalıp planını ekrana getirdik. Şeref, senin bu konudaki izlenimlerini ve yorumlarını rica ediyorum. Şimdi hocam, Rönesans binasının yüksekliğini ve şeyini düşündüğümüz zaman bu sistem orada kiriş plak olarak düzenlenmeye çalışılmış. İşte biraz uzatılmış perde, dikdörtgen perdeleri var ama işte sağda gördüğünüz bir ufak çekirdeği de var. Ufak da, aslında çok da ufak bir çekirdek değil ama bütün alan için yetersiz olduğu belli olan bir çekirdek var. Bir de tabii siz hemen dikkatinizi çekmiştir. Çok ciddi planda irregülerite yaratacak bir yerleşim var yapıda, taşıcı sistemde. Kolonlar bu doğrultuda görünüyor daha ziyade, değil mi? Evet, yani, evet, evet. Yani kolonda, çok evet. Dengeli bir dağılım olmadığı da belli. Yani ben tabii bu yıkılan fotoğraflar biraz sonra şeyler de gelecek. Yakın planda hasarlı hali, hasar derken yıkılmış hali de gelecek. Yani beton kalitesinin falan çok kötü olduğunu sanmıyorum bu binada. Yani malzeme kalitesinde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Ama büyük bir ihtimalle ciddi tasarımsal konular olabilir mi? Veya bizim bilmediğimiz bir şey daha var tabii. Ben malzeme kalitesiyle ilgili biraz düzelteyim. Biz genelde şeyi konuşuyoruz. Betonu konuşuyoruz ama çeliği hiç konuşmuyoruz. Evet. Ay hocam, Barış Bey çok iyi bilirler. Aslında bizim piyasadaki çelikle ilgili de çok büyük problemlerimiz var. Yani betonarme çeliğiyle ilgili. Maalesef çok kalitesiz çelik kullanımı da var. Herhalde bu binayla ilgili inceleme yapıldığında bu konu da ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani irdelenecektir. Ama yani tabii bunları da düşünmek lazım. Yani oralarda da bir zaaf varsa bence tasarımsal olarak benim gördüğüm zaafı arttırıcı etkisi de olabilir bunların. Veya hepsinin bir arada olması da gerekir. Çünkü gene de dediğim gibi binanın yıkılması için tek bir hata yeterli olmaz çoğunlukla. Ama yani çok elimizde bilginin de olmadığını söyleyeyim. Bu kadar bakmayla, yani tasarımsal olarak bana sorsaydınız Şeref Bey, siz bunu böyle mi yapardınız? Hayır, ben bunu böyle yapmazdım. Daha farklı perde yerleşimleri yapardım. Mimarla çok fazla bu konuda şeye girilmemiş, tartışmaya girilmemiş belli. Yani çok da mimarı da rahatsız etmemek için dokunulmamış benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü özellikle mesela çekirdek merdiven bölgesinde çok rahatlıkla çok güçlü bir perde yapılabilecekken öyle bir tercih yapılmamış. Tahminen görüntüsel sebeplerle. Yani buraya bakarak gördüğüm kadarıyla ben taşıyıcı sistemden çok memnun değilim, açık konuşayım. Bilmiyorum, Barış Bey de herhalde konuşur. Evet Barış, sen ne dersin? Hocam, bu bina özelinde tabii yorum yapmadan önce acaba şöyle bir yorum yapsam çok gene yanlış mı söylemiş oldum? Şimdi büyük bir alandan bahsediyoruz. Çok büyük bir yapı stoğundan bahsediyoruz. Şu anda oluşan hasar, yıkılmayan binalar, yıkılan binalar, bunların kapsamlı bir şekilde irdelemeden depremin yıkıcı etkileri hakkında çok somut yorum yapmak yanlış olur herhalde. Tabii biz burada ilk izlenimlerimizi, yani ben genel olarak bunlar kesin olmayabilir ama bunlar önemli endikasyonlar diye bakmak lazım. Daha doğrusu ben araya girdim ama iki söz söyleyeyim. Yani efendim, şimdi basına bakarsanız
efendim işte müteahhit malzemeden çalmış deyip işin içinden çıkıyorlar. Olay bu kadar basit değil, onu vurgulamak istiyoruz. Yani belki de malzemeden çalmamış da olabilir. Yani malzemeden çalsa zaten ne kazanacak? Ama bilgisizliğin getirdiği çok önemli sonuçlar olabilir. Mesela işte bu örnekte göründüğü gibi muhtemelen tabii. Yani doğru taşıyıcı sistem seçiminin yapılmamış olması. Bakın bunun kaliteyle falan, malzeme kalitesiyle ilgisi yok. Yani böyle basit yani kolaycı yorumlardan kaçmak lazım. Hepinizin, sizin ikinizin de söylediğin gibi burada bir sürü neden üst üste binerek bu hatalar, ağır hatalar yapılıyor. Bir tek hatayla efendim bu binalar yıkılmadı. Bunu vurgulamak lazım. Bununla ilgili ilk izlenimlerimizi şey yapıyoruz. Dediğimiz gibi başta siz ve diğer arkadaşlar, şu anda deprem bölgesinde pek çok arkadaşımız var. Siz ve diğer arkadaşlar deprem bölgesindeki izlenimlerinizi bitirdikten sonra tekrar değerlendirdiğimizde herhalde çok daha doğru sonuçlara ve varabileceğimizi düşünüyorum. Evet, ben araya geçtim. Ben şunu vurgulamak istemiştim de, şimdi bu kadar büyük bir alanda ya da şöyle başlayayım, şöyle söyleyeyim. Belki gene teknik olmayan dinleyicilerimiz için. Şimdi göçme, bir yapı göçtüyse biz inşaat mühendisi ya da yapı mühendisleri olarak, yapı deprem mühendisleri olarak birden fazla göçme modu olabileceğini biliyoruz yapısal davranış anlamında. İşte kesmeden gidebilir bir şey ya da kolonda bir hasar olmuştur, aşamalı göçme olmuştur, döşeme diyaframdan perden ayrılmıştır gibi senin birçok göçme modu var. Ben şunu vurgulamak istiyorum. Bu kadar büyük bir alanda biz eğer şunu gözlemliyor olsaydık, birçok yapı için aynı göçme modunu gözlemliyor olsaydık şunu diyebilirdik. Demek ki biz bir şeyi gözden kaçırmışız. Burada öyle bir durum yok. Çok farklı göçme moduları görüyoruz gelen videolarda. Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki bizim aslında yapısal tasarım şey anlamında, yönetmelik anlamında bizim gözden kaçırdığımız bir şey yok. Bizim yönetmeliğe koyduğumuz şeylerin, kuralların bazılarını bazı yapılar uygulamamış, bazılarını bazı yapılar uygulamamış. Bundan dolayı çok çok farklı göçme modu görüyoruz. Çok sistematik bir şekilde bir tip göçme modu görmüş olsaydık, ha bunu gözden kaçırmıştık derdik. Görmüyoruz. Her bütün göçme modlarını, tahmin ettiğiniz göçme modlarını bu videolarda gözlemledik. Ben bunu vurgulamak istiyorum. Şimdi bu yapısal sistem, Şeref Bey, burada rigidlik anlamında yapının rigidliğini sağlayan ama mukavemetini sağlayacak çekirdek perdeler dediğimiz perdelerin bir miktarı çok yetersiz. Şurada gösterelim. Şurada biraz sanki çekirdek perde bir bölge var biraz. Ama onun hem miktarı çok yetersiz böyle bir yapı için. İkincisi şu yöndeki, yani yön olarak biz tabii bunu tartışırız. Deprem kuvveti bu yönüne geldiği zaman bu yönde yapıyı tutacak çekirdek perdesi, kuvvetleri çekecek çekirdek perdesinin rigidliği diyelim ya da mukavemeti oldukça zayıf. İkincisi lokasyonu çok kötü. Normalde bu çekirdek perdenin binanın merkezinde ona yakın bir yerde olması gerekirdi. Yapıda belki ciddi bir düzensizlik oluştu. Yapıdaki rigidlik konsantrasyonu bu bölgede. Yapıda çok ciddi düzensizlik. Biz düzensizlik bizim taşıyıcı sistemlerde en önemli konulardan bir tanesidir. Biz bazen bunu gözden kaçırıyoruz. Artık o kadar sürekli yaptığımız için hesaplarda gözümüzden kaçıyor. Depreme dayanıklı yapı tasarımının en temel prensiplerinden bir tanesi yapının simetrik olması mümkün olduğunca ve düzenli olmasıdır. Yapı taşıyıcı içerisinde düzenli dağılmasıdır. Buradan gördüğümüz, burada rigidliği nispeten yüksek olan bir çekirdeğin yapının bir tarafına yoğunlaşmış olması ve bu da yapıda büyük bir ihtimalle çok ciddi bir düzensizlik etkileri yarattı. Deprem etkileri yarattı ve belki ondan kaynaklı olarak başlayan bir göçme, aşamalı göçme belki diğer elemanlara, yüklerin diğer elemanlara gitmesini sağlayarak kapasitesi aşımı sağladı diğer elemanlarda ve böyle bu şekilde bir hızlı bir şekilde yapının belki göçmesine neden oldu. Evet, gerçekten burada çok tipik taşıyıcı sistem yerleşim hatalarını biz burada hemen görüyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Evet, Şeref, devam edebiliriz herhalde. Evet.
Bir sonraki slide'ı alalım. Evet. Evet şöyle. Yıkıntıdan bunlar. Baktığınız zaman yani ben aynı hep binada Rönesans binasından konuşuyoruz. Evet. Yani baktığında beton yani şey olabileceğini düşünüyorum. Bunu yakın plana gitmeden biraz daha yakından incelemeden segregasyon olma ihtimali var beton dökerken. Nedir segregasyon, açıklar mısın? Onu açıklayalım. Şimdi betonu dökerken özellikle bizim en önemli problemlerden bir tanesi betonun içindeki boşluk oranını azaltabilmemiz gerekiyor. Yani beton malzemesi dediğiniz malzeme kompozit bir malzemedir. Yani kompozit derken şöyle agrege çimentosu ve boşluktan oluşur. Yani burada bir boşluk miktarı vardır ama biz bu boşluk miktarını çok çok küçültmeye çalışırız. Bunu yapabilmenin de birkaç yolu var. Bunlardan bir tanesi betonu dökerken bizim tremi borusu dediğimiz bir boru var. Bunu mesela özellikle dikey elemanlarda en alt noktaya kadar indirip yukarıya doğru çekeriz. İki, vibrasyon, vibratör dediğimiz bir aletimiz var. Vibrasyon kullanaraktan da mümkün olduğunca bir uniform dağılım yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bunu yapmadığınız zaman bu tırtıklanmış gibi böyle bir şeyler görüyorsunuz betonda. Böyle bölgeler oluşuyor ve boşluklu bölgeler oluşuyor açık konuşmak gerekirse. Buralarda betonla çelik arasındaki aderans da ortadan kayboluyor. İkisi eğer böyle arasındaki bir bağ yani. Evet, bağ ortadan kalkıyor. Ben yani bakın şu an spekülasyon yapıyorum. Yerinde gidip görmeden bu konuyu konuşmak değil ama yani fotoğraflardan anlayabildiğimiz kadarıyla eğer böyle bir durum varsa bu da özellikle yapının sahip olması gereken mukavemet değerlerine bile sahip olamamasına artı segregasyon varsa duktiliteden hiç konuşamayız. Çok büyük bir sıkıntı çünkü. Bunun da istenilen mertebede olmamasına sebep olmuş olabilir. Artı diğer yandan benim şüphelendiğim şeyler var. Yani acaba diagonal kırılmalar oldu mu betonda? Diagonal kırılmalar dediğimiz bizim kesme kırılmaları. Bizim hiçbir şekilde ama betonarmede istemediğimiz ve engellemeye uğraştığımız bir kırılma yöntemi. Bir de tabii Nuray Hocam da söyledi. Sanki temelden de bir dönme var yapıda. Bu burada gözükmüyor. Uzak fotoğraflarda gözüküyor. Evet, açıkça görülüyor. Temel de dönmüş aslında. Evet. Ama sadece temelin dönmesi yani zemin göçmesi muhtemelen sadece ona bağlı değil. Yani evet. bu burada hem zemin göçmesi var hem de yapının biraz önce her ikinizin de ifade ettiği zaafları dolayısıyla bir hasar durumu var. İkisi birleşmiş gibi görünüyor. Evet, yani zaten dediğin yani başından beri diyoruz. Yıkılma için bir hata tek başına yeterli değil, birden çok hatanın olması lazım. Burada bu binada sanki öyle gözüküyor. Yani ben öyle bir hisse sahibim ki sanki hem tasarım hatası var. Bir de hani biraz önceki planda konuştuk. İrregülariteden düzensizlikten konuştuk. Şimdi normal açık konuşayım. Yani hayatın içinde düzenli %100 istediğiniz şekilde bina elde edemiyorsunuz. Ama bu düzensizliklerin de ekstremlerde olmaması lazım. Maalesef yani daha önce gördüğünüz plandaki düzensizlik biz ekstrem düzensizlik. Yani yönetmelik de belirli sınırlamalara kadar düzensizlikle ilgili şeyler veriyor aslında hesapları. Ama bunu bu kadar şey hale getirip de etkilerini düşünmezseniz bu tabii çok tehlikeli ve riskli bir konu. Şey burada ben de bir iki yorum yapabilir miyim hocam sizde? Evet buyurun. Bir önceki slide'a geçebilir miyiz acaba? Şimdi tabii sahaya gidip Şeref Bey'in dediği gibi sahaya gidip görmeden bu sadece bir resime bakarak tabii yorum yapmak zor ama burada olmasa bile, gerçekte öyle olmasa bile ben bir iki gözlemlediğim şeyi burada şey yapmak istiyorum. Şimdi şuraya baktığımız zaman bilmiyorum şeyde gözüküyor mu? Sanki burada bir soğuk derz varmış gibi gözüküyor. İyi bir değil mi? Şurada donatılar. Yani burada evet. Böyle bir kesme ya da böyle bir göçme şeyi biz yani monolitik dökülmüş betonlarda beklemeyiz diye tahmin ediyorum. Yanlış mı? Doğru. Burada sanki bir soğuk derz var ve bu soğuk ders düzgün bir şekilde imal edilmiyor. Bir şey söyleyeyim. İyi
üretilmemiş bir soğuk ders veya iyi imal edilmemiş bir soğuk ders var diye. Evet. Soğuk ders herhalde. Bunlar biraz detay tabii. Detay bunlar olacak. Hakikaten tam doğru bir biçimde, sağlıklı bir biçimde yorumlayacak bilgi yok elimizde. Bir de şu bakımdan isterseniz o tür şeylerle çok fazla durmayalım. Evet. Çok kısaca yani şurası normalde bizim işte hani süreklilik demiştik ya bina içerisinde büyük depremlere karşı sigortamız, sübaplarımız. Sünekliğin en temel prensiplerinden bir tanesi bu kritik düğüm noktalarının hasar almaması üzerine kurulmuş. Bizim yönetmeliklerimiz düğüm noktalarının hasar almayacağı şekilde tasarlanmasına gerektiren kriterleri var. Bu belki ona göre tasarlanmış olabilir ama imalatı, işte segregasyon dediğimiz belki kötü malzeme özelliklerinden dolayı bakın düğüm noktası ben öyle anlıyorum burada. Bu bir kolon, bu bir kiriş gibi gözüküyor. Şurası kiriş, burası kolon gibi gözüküyor. Kolon, kiriş, düğüm noktasında bir hasar oluşmuş. Ve sünek davranış ortaya çıkamamış. Çünkü sünek davranış şu bölgede kirişlerin şu bölgesinde ortaya çıkması beklenir. Yani hasarın bu bölgede olması beklenir. Şu bölgenin çok rigid kalması, çok sağlam kalması gerekir ki hasar şu bölgede olur. Ama bu o prensipler burada çalışmamış. Neden? Büyük ihtimalle imalat kalitesinden dolayı yoğun donatı oluşmuş orada ve burada o şeyi sağlayamamışız. Tasarım da problemi de olabilir. Yani burada bir tasarım problemi de olabilir. Dediğimiz gibi buna çok daha detaylı bakıp öyle karar vermek lazım ama. Evet, bir sonraki şeye geçelim isterseniz. Evet. Evet. Bu eski binalarla ilgili bir şey. Tabii biz bu konuyu konuşurken buna çok girmedik ama açık konuşalım. Bu ivme değerleri 1998 yönetmeliği öncesinde düşünülen değerler değildi. Yani tasarım da öyle değildi. Yani 75 yönetmeliğinde evet. Tabii o değerler gerçekten daha düşüktü. Evet. Bir şey daha yani konuşmak lazım. 75 yönetmeliği çıktığı yıla göre fena bir yönetmelik değil. Evet. Ama yani biz değiştirmekte çok geç kaldık. Yani açık konuşalım. Türkiye'deki büyük sıkıntılardan biri de bu. Mevzuat konusu çok net ve doğru anlaşılmadığı için biraz aralar açık olabiliyor. Son zamanlarda biraz hani bu düzeltildi ama yani çok radikal farklılıklar görebiliyoruz yapıların boyutları ve kesitleri üzerinde. Bir sonraki fotoğrafa giderseniz aslında ne söylemek istediğimi yani bu düğüm noktasında bakın kiriş kesitleri de o döneme göre normal ama bizim şu anki döneme göre çok da normal değil. Özellikle ilk katta bulunan kiriş kolon birleşimlerinin olduğu bölgelerde belli ki bu yapıda ağır bir hasar olmuş ve yapı ilk kat üzerinden yani o tarafta bir o tarafa devrilmeye başladığı için bunu tutamamış diyelim ve devrilmiş. Bu tabii eski bir yapı olduğu için ben bunu çok şey yapmıyorum ama bu tür herhalde fotoğraflar çok var. Videolarda çok görüyoruz. Eski yapılarda maalesef bu döneme göre yeteri kadar sünek detaylar da yok. Aslında kiriş plak bir sistem var ama yeterli güç ve sünekliğe sahip olmadığı belli yapının dolayısıyla depreme dayanamamış. Bunu şey yapıyorum, bilmiyorum Barış. Yani burada evet şey bu devrilen bina değil değil mi? Devrilen bina değil, hayır. Bir önceki fotoğrafa gelirsen. Tamam. Çünkü ben oradan tam göremiyorum. Bu tamam. Binayı işte görüyoruz. Devrilmiş bir tarafa doğru gidiyor. Bir de tabii yani binalar blok olarak devrilen bina bu değil değil mi? Ne? Blok olarak devrilen bina bu değil. Yani hayır değil. İlk katta hasar alarak devrilen bina yani. İlk katta hasar alarak devrilmiş. Hatta yapının geri kalanına bakarsanız yani ilk kattan resmen gitmiş durumda bina. Diğer taraflar öyle çok böyle paramparça olmuş değil. Evet, devam edelim. Evet, bu ilginç bir şey şimdi. Bu bizim baş ağrımız. Bu yapı yaklaşık 10-12 katlı bir yapı. Asmolen döşeme dediğimiz döşemeyle yapılmış. Binanın her iki tarafında hatta ortada böyle sağlam kalmış bir hattın geldiğini görüyorsunuz. Bu asmolen döşeme dediğimiz döşeme aslında tek yönlü kirişli bir döşeme sistemi. Bizim bütün depremlerde İstisnasız bütün depremlerde en ağır hasar gören ve çokça yıkıldığı zamanda yapı stoğunun olduğu bir sistem diyelim. Ne yazık ki Türkiye'de bir türlü vazgeçemiyoruz bu sistemden.
Nuray Hocam, yönetmelikte onu söyleyelim. 2018 yönetmeliğinde bunların kullanımı oldukça sınırlandırıldı. Yani hem yükseklik bakımından hem de işte perde kullanma zorunlulukları, hatta çok fazla perde kullanma zorunlulukları bakımından. Ama daha önce özellikle herhalde bu 2000 sonrası da olabilir. Öncesi de muhtemelen 2000 sonrasıdır. 97 yönetmeliğinde çok fazla sınırlama yoktu. Ama zaten uygulamadaki kötü uygulamaları gördüğümüz için 2018'de tam yasaklanmasa bile neredeyse yasaklandı. Şu yani anda, hocam, Kadıköy şu anda tek doğrultulu dişli döşeme, yani asmolen döşeme yapılmıyor ama şimdi o şeyi de delmek için başka şeyler yapıyorlar. Sonra konuşuruz. Şimdi dağıtmayalım konuyu. Bu binalar, yani Şeref'in de dediği gibi, biz bunlara nervür diyoruz. Böyle kirişçikler, küçük küçük kirişler. Hep onların arasında da şey var, doldu maddesi var. Eskiden tuğla kullanılırdı, şimdi strofor kullanılıyor. Evet, devam edelim. Burada evet, da doldu malzemesi strofor hocam, tahminen yeni, yani eski değil bu. Evet, burada herhalde tuğla kullanılmış gibi, değil mi? Evet. Evet. Neyse, yani bu dediğim gibi bizim maalesef çok büyük baş ağrılarımızdan biri ve bir türlü kurtulamadık yani. Bir şey daha, yani ben Dunay Hocam da bilir, özellikle biz yeni yönetmelikle ilgili eğitim programlarında birçok ili gezdik. O programlar sırasında benim de örnek gösterdiğim 1967 yılında Adapazarı depreminden sonra yazılmış bir makale vardı. Bir Türk mühendisi yazmış, İnşaat Mühendisleri Odası'nın dergisinde de yayınlamış. 1967'de bu konudan bahsediyor. O zamanki mühendis. Çok çok tarihi bilgi verelim. 1967 depremi Adapazarı'nda, o depremde sadece 8 bina yıkılmıştı toptan göçme olarak. Bazı binalarda da hasar vardı. O göçen 8 binanın hepsi asmolen bina. Evet, onu da bir not olarak ifade edeyim. Neyse, evet. Yani bunu göstermek amacıyla o resmi gösterdim. Bunun benzeri çok fazla sayıda örnekle zaten birçok depremde karşılaştık. Evet. Herhalde slaytlarımız... Evet, evet. Buyurun. Peki neden asmolen tercih ediliyor? Efendim, bunun iki nedeni var. Bir kere mimarlar sarkan kiriş istemiyorlar. Şimdi asmolenin döşemeler düz bir tavan sağlıyor. Evet. Hiçbir yerde sarkan bir kiriş görmüyorsun. Sarkan kiriş derken gene tavanda gördüğümüz, birçok yapıda gördüğümüz çıkıntıları kastediyorsun. Evet, aşağı doğru çıkıntılar diyelim. Evet. Yatay çıkıntılar yani. Yani kolonları birbirine bağlayan, evet, elemanlar bunlar. Bunların aslında mevcut olması çok önemli deprem davranışı bakımından. Evet. Şimdi onları istemiyor şeyler. Çünkü mimariyi düzenlemeyi yapmak bakımından, İşte odaların düzenini şey yapmak bakımından, duvarları istedikleri yere koymak, hatta daha sonra değiştirmek için fleksibil bir çözüm istiyorlar. Belki kendi açılarından haklılar ama bu işte kirişlerin olmaması şey yapıyor, ama kirişsiz döşemeyi yine yaparız. Yani bugün mesela, yani dolu betondan, son diyeyim böyle, olduğu gibi betondan kirişi olmayan döşemeleri yapıyoruz. Ama bu ondan farklı. Burada böyle ince kirişçikler var. Görünmüyor onlar çünkü döşemenin içinde kalıyorlar. Bu kirişçikler çok zayıf kirişçikler. Onun üzerinde de çok ince bir plak var. Bu plak sadece 7 santim kalınlığı. Anlatabiliyor muyum? Döşemelerinde deprem yüklerini kolonlar, perdeler arasında dağıtmak gibi önemli bir görevi var. Bu 7 santimlik çok ince üst kısmı, bu döşemenin plak kısmı, bu dağıtma görevini yerine getiremiyor. Getiremiyor.
Yani bu özellikle son yönetmelikte bu konuda artık iyice zaten mühendisler uyarıldı. Mühendisler bunu buraya pek de bu olaya da yani bu dağıtılma olayına da pek önem vermiyorlardı, bilmiyorlardı. Başka nedenleri de var. Mesela yani işte bu şeylerin içindeki 7 santimlik plan içindeki donatılar perdelere, kirişlere yeteri kadar ankre edilmiyor. Zaten bunlar çok küçük donatılar, yetersiz oluyor. Bunların taktiki de yapılmıyor, bunların hesabı yapılmazdı. Şimdiki yeni yönetmelik bunları da istiyor ama eski binalarda maalesef, eski yönetmeliklerde de bunlar yeterince mevcut değildi. Başka teknik nedenleri de var ama çok ayrıntıya gitmek istemiyorum. Tabii. Bir sürü başka mahsurları da var bu sistemin. Evet. Bir de sonuçları var hocam. Yani evet. Arkadaşlarımızın... Bir de tabii şunu söyleyeyim. Mimarlar şey yapıyor dedim. Şimdi bir de müteahhitler de bunu çok seviyorlar bu sistemi. Çünkü düz bir kalıp yapıyorlar. Kiriş kalıbı yapmak onlara ilave külfet getiriyor. Ya sarkan, aşağı doğru sarkan. Halbuki döşeme kalıbı düz bir kalıp olunca onlar da daha az masraf ediyorlar kalıba. Bu yani aslında çok küçük bir şey tabii, ekonomik fark ama yani buna tamah ediyorlar. Evet. Şu anda ekranda da görüyoruz zaten. Evet. Burada güzel. Yalnız şey yok. Asmolen yok. Asmolen yok. Bu biraz şey yapma. Mesela asmolenin olmadığı sağ üst köşedeki düz plak. Evet. Ama o tamamen beton bir plak, betonarme bir plak. Bunları isterseniz kaldıralım. Bu kafa karıştırır bu resim. Çünkü evet. Asmoreni göstermiyor. Evet. Evet. Hocam ben bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Aslında buyurun. O grafik üzerinden söyleyecektim de. Benim şöyle bir yorumum var. Yani şimdi hocam bizim taşıyıcı sistem tabii biz ikiye ayırıyoruz. Düşey yükleri taşıyan sistem, binanın ayakta kendi ağırlığı üzerinde durmasını sağlayan sistem. İkincisi ise yanal yükler altında, deprem yükleri altında ya da rüzgar yükleri altında binanın ayakta durmasını sağlayan sistem. Şimdi düşey yükleri taşıyan sistemler deprem olmayan bölgelerde de tabii olması lazım. Mesela İngiltere'de bir binada düşey taşıyıcı sistemi çok iyi bir şekilde tanımlamanız gerekiyor. Şimdi deprem olmayan ülkelerde kullanılan çok tipik taşıyıcı sistemleri biz de kullanıyoruz. Deprem olan ülkemizde biz de kullanıyoruz. Orada şöyle bir yanlış algı var. Deprem olmayan bölgeler için geliştirilmiş bazı düşey taşıyıcı sistemleri biz doğrudan alıp uygulamışız. Asmolen de biraz aslında oradan geliyor. Asmolen gibi taşıyıcı sistemler oraya az önceki grafikte vardı. Ekonomi sağlamak için, hızlı imal etmek için, deprem olmadığı için, herhangi bir risk barındırmadığı için o ülkede, o lokasyonda bunları rahatça kullanabiliyor mühendis. Doğru. Ama evet. Deprem olan bölgede siz alıp birebir o sistemi uygularsanız, deprem riskini de göz ardı ederseniz işte öngöremediğiniz o davranış biçimleri ortaya çıkıyor. Ben biraz bu nedenden kaynaklandığını da düşünüyorum. Yani şunu sorabilirsiniz, neden uygulanmış? Çünkü öyle bir alışkanlık var. Deprem mühendisliğinin tarihine bakarsanız şu an 30-40 senede çok somut aslında sünek tasarım çerçevesinde çok somut gelişmeler var. Ondan önceki dönemlerde çok tipik sadece düşey yükler için, deprem yükleri için değil de sadece düşey yükler için taşı sistem geliştirmişiz. Oradan gelen bir alışkanlığımız var. Deprem mühendisliğinde daha kendimizi geliştirdikçe şunu gözlemliyoruz. Aslında deprem olmayan bölgeler için geliştirilmiş o sistemler depremde çok riskli hale geliyor. Ama alışkanlıklarımızdan da vazgeçmemişiz. Sanki biraz bu nedenden dolayı değil mi hocam? Ben bir son ekleme yapabilir miyim? Pardon hocam. Buyurun. Buyur. Yani bunun en önemli sebebi Barış, Türkiye için konuşuyorum. Türkiye'de döşemeler hiçbir zaman yatay yükleri taşıyan bir sistemin parçası olarak düşünülmüyor. Düşünülmedi şimdiye kadar, evet. Yani bu konuda bilgi eksikliği vardı. Maalesef Türkiye'de son söz olarak belki söyleyeyim. Yönetmelikler büyük, önemli
teknik dokümanlar haline geldi. Yani yönetmelik dışı mühendislerin eğitimi bakımından, onlara yol gösterme bakımından kullanılabilecek doküman hemen hemen yok gibi. Bu da bizim yani eksikliğimizi gösteriyor. Hem mühendislik açısından hem akademik açıdan. Bunu da açıkça ifade edelim. Yönetmelikler, yani daha doğrusu kısa bir şekilde ifade etmem gerekirse, mühendisler deprem mühendisliğini yönetmeliklerden öğrenir hale geldiler. Özellikle 2018 yönetmeliğinden. Bunu zaten biz bildiğimiz için biraz bizim yönetmeliğimiz aşırı detaylıdır. Çok fazla şeyi açıklıyor. Açıklamak zorunda kalıyor çünkü mühendis onun esasını bilmiyor. Yahut onun bilmesini gerektiren yayınlar yok Türkiye'de. Bu da bir şey, başka tarafı. Yani biz bütün bu karmaşık olaylar zinciri içinde yapılan hataları, hatta kendi hatalarımızı da değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Gürhan Bey herhalde... Evet, Şeref Bey'in başka bir söyleyeceği var mıydı acaba? Yok, hayır. Ben bu kadar... Tamam. Evet. Tamam. Evet. Herhalde toparlayabiliriz programı çünkü sanıyorum amaçladığımız bütün konulara değindik. Evet. Şimdi şeyi de sormak istiyorum. Şeref Bey ve Barış Bey bugün bölgeye gideceksiniz. Nerelerde inceleme yapacaksınız ve ne zaman döneceksiniz? Yani özellikle Maraş'ta ve Hatay'da bulunmaya niyetimiz var. İki tarafı da görmek istiyoruz. Onun dışındaki bölgelere çok gidebileceğimizi sanmıyorum ama yani yol üzerinde tabii karşılaştığımız yerleri inceleriz. Biz cumartesi günü dönmeyi planlıyoruz. Yani cumartesi günü dönmek üzere yola çıkmayı planlıyoruz. Dolayısıyla epey bir vakit harcamaya niyetimiz var. Yani aslına bakarsanız o büyüklükteki bir yer için 3-4 gün yeterli bir süre değil, onu da söyleyeyim. Değil, elbette. Niyetimiz şimdiye kadar doğru düzgün yani yapısal hasarlarla ilgili çok fazla bir bilgilendirme olmadı. Mümkün olduğu kadar tecrübeli bir gözle bunların fotoğraflarını görmek yerinde özellikle spesifik olarak yıkılma sebeplerini anlayacak şekilde bazı özel detaylarla bağlantılı bilgilendirilmek. Ondan sonra dönüp yani evet biz yani buralarda bir de bir şey daha var tabii. Aslına bakarsanız en önemli bilgiyi yıkılmayan binalardan elde ediyoruz. Biraz da yıkılmamış binalardan, hasarlı da olan yıkılmamış binalardan bilgi almak çok önemli. Bunlardan mümkün olduğu kadar yakın plan çekim alabilmeyi planlıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Barış, drone da götürüyormuş galiba değil mi? Evet hocam, bir ufak bir drone'umuz var ulaşamadığımız yerlere. Çok önemli. Yani mesela yıkılmamış binaların üst katlarını filan gözlemek bakımından çok yararlı olabilir. Umuyoruz hocam, inşallah faydalı olacaktır. Ben bir Gürhan Bey izninizle... Lütfen, tabii buyurun. Şimdi tabii büyük bir afet, büyük bir felaket. Burada tabii çok farklı paydaşların sorumlulukları var. Yani bizim mesleğimiz daha çok halk arasında statik projeci diye geçer. Gerçekten yapılması zor bir meslek. Ben 97 mezunuyum. Lisansımı 99'da aldım. Ondan sonra yurt dışında bulundum uzun yıllar. Kaç sene olmuş? İşte 25 sene olmuş galiba. Evet. Yani hala bir şeyler öğreniyorum. Hala bir şeyler öğreniyorum. Hala yeni şeyler öğreniyorum. Bu meslek çok zor bir meslek. Ama toplum bazında değeri özellikle son yıllarda çok düştü. Nuray Hocam'ın dönemi inşaat mühendisleri saygıdeğer bir konumdaydı belki. Bilmiyorum, Nuray Hocam biraz daha şey yapar ama son zamanlarda bu mesleğin değeri çok çok düştü. Bunun birçok nedeni var. İşte otomatik yazılımlar çıktı. O yazılımlar artık mühendislik yapılmıyor. Otomatik yazılımlarda bir tuşa basıyorsunuz, bir çizimler ortaya çıkıyor. 120 metrelik binayı bilgisayarla 3-4 saatte tasarlayabiliyorsunuz. Komple hatalı. Bunun gibi birçok problemden dolayı politik bazı nedenleri de var. Bizim mesleğin değerini inanılmaz düştü. Saygı değerliği düştü. Biz bu konudan çok muzdaripiz. Bu mesleği yapan kişilerin gelirleri çok düşük ve
Bu insanların yani yaptığımız evlerde insanlar aslında canlarını bize teslim ediyorlar o projeleri yaparken. Elbette tabii. Şimdi biz şöyle söyleyelim. Kendi bünyemizde de tabii gayet bir mücadele içerisindeyiz. Bazı şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Proje bazında olsun, farklı ortamlarda olsun. Ama bunu yeterli kadar başaramadığımızı düşündüğümüz de oldu. Zaten tek başınıza ne kadar yapabilirsiniz ya da bir iki kişi ne kadar yapabilirsiniz? Elbette. Son 3-4 senedir kafamızda olan bir şeyi biz 2022 yılı içerisinde aksiyona geçirdik. Statik projeci olarak adlandırılan bu mesleğin hem halka anlatmak, değerini anlatmak, işte bu felakette ortaya çıktı. Yani istemezdik. Maksadı ile bir örgütlenme içerisine girmeye karar verdik. Bunu son 3-4 senedir zaten düşünüyorduk. Bunu böyle bir gayret içerisindeydik ama 2022'de bunu aksiyona geçirdik. Henüz tamamlayamamışken bu deprem oldu. Bu örgütlenmenin ismini şu anda Yapı Deprem Mühendisleri Platformu olarak adlandırdık. Şu anda daha çok İstanbul bölgesinde çok çok önemli projelere imza atmış, çok deneyimli, yurt dışı tecrübesi olan çok farklı alanlarda medyada göremeyeceğiniz arkadaşlarımız. Ama çok büyük sorumluluk alan, çok büyük sıkıntılar içerisinde bu mesleği icra etmeye çalışan arkadaşlarımızla bir örgütlenmeye gittik. Bunu da en kısa sürede daha somut bir şekilde medyada göreceksiniz inşallah. Ve bunun kendi bünyemizde, kendi tarafımızda, kendi alanımızı ilgilendiren tarafta da mücadelesini vermeye daha somut bir şekilde yapmaya çalışacağız. Bizim tabii bir meslek örgütümüz var, İnşaat Mühendisleri Odası. O tabii bütün inşaat mühendislerini barındıran bir oda ve tabii onun farklı tabii görevleri var. Bizim mesleğimiz biraz daha niş bir meslek, çok daha özel bir meslek kendi alanında. Biraz daha hızlı aksiyon alabilmek için, biraz daha hızlı manevra yapabilmek için, biraz daha konulara, teknik konulara daha iyi fokuslanabilmek için ve mühendislerin sesini daha somut bir şekilde yansıtabilmek için böyle bir örgütlenme gidiyoruz. Belki bir dernek bünyesinde belki olacak. Ama şu anda ismini Yapı Deprem Mühendisleri Platformu olarak adlandırdık. Ve bu platform çerçevesinde mümkün olduğunca bu mücadeleye devam edeceğiz. Son derece önemli ve başarılar diliyoruz. Hakikaten önümüzdeki programlarda da sizin açıklamalarınızı, faaliyetlerinizi mutlaka izlemek isteriz. Çok yararlı olacağına, bütün Türkiye çapında etkileri olacağını da düşünüyorum. Evet, Yapı Deprem Mühendisleri Platformu. Kolaylıklar diliyoruz. Ve hakikaten anlattıklarınız çok doğru. Tabii ki bu arada mühendislik eğitimleri de önemli bir problem olarak önümüzde, onlara da mutlaka değineceğimiz programlarımız olacak. Evet arkadaşlar, çok çok teşekkürler. Nuray Hocam sağ olun, çok teşekkürler. Ben kısaca programa konuklarımız hakkında isimlerini de belirterek bilgi vereyim. Bugün Şehir Hepimizin programında konuklarımız Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız, Doktor Barış Erkuş hocamız ve yine Doktor Şeref Polat bizlerle birlikteydi. Üç konuğumuzun da temel özelliği deprem mühendisliği eğitimi görmüş olmaları ve bu alanda faaliyet yürütmekte olduklarıdır. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını burada bitiriyoruz. Oldukça uzun bir yayın oldu ihtiyaç nedeniyle. Gelecek hafta pazartesi günü saat 16'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.